Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir hamur kızartması yapacağız. Doyurucu, çok lezzetli bir nevi börek de diyebiliriz. Bunun için hamur mayaladım ben. Yarım kilo un, yarım paket maya ile biraz da tuz koydum. Ilık suyla gördüğünüz gibi şöyle bir hamur. Henüz mayalanmadı. Yeni yoğurdum. Hemen de kabarmaya başladı gördüğünüz gibi. Şimdi buna sizin fazla vaktinizi almamak için ben bunu hemen bir karıştırdım. Tavuğum var. Bu göğüs eti. Siz buttan da yapabilirsiniz. Bir but yeter. Benim bu bir parça göğüs, 150-200 gram kadar. Şimdi bunu haşladım ve ben tiftikledim gördüğünüz gibi. Bunu koyuyorum. Ve bir adet orta boy soğanım var. Bunu da küçük küçük doğradım. Bunu da ilave ediyorum. Ve karabiberim var lezzetlendirmek için hamuru. Onu da koyuyorum. Bunların hepsini karıştıracağız. Daha sonra da mayalanmaya bırakacağız. Şöyle dağıtalım. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi bunu güzel de karıştıracağız. Malzemelerin hepsini hamurun içine almasını sağlayacağız. Şöyle elimizle de girebiliriz. Kaşıkla da karıştırabiliriz. Bunları daha sonra isterseniz top top, isterseniz pişi büyüklüğünde kızartacağız yağda. Evet, şöyle karıştırdık. Bunu şimdi mayalamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumuz mayalandı gördüğünüz gibi. Yumuşak bir hamur. Bunu kaşık kaşık da dökebilirsiniz. Ama esas modeli diyeyim ben size, biraz daha büyük. Elimizle açacağız şimdi. Yağımızın altını açtım. Ayçiçek yağımız var. Şöyle elimizle alıyoruz. Çok sıvı, cıvık bir hamur olduğu için yağlıyorum elimi gördüğünüz gibi, ama gene de biraz yapışıyor. Şimdi bunu kızgın yağımıza koyuyoruz. Yağımız kızmıştır inşallah. Elimizi her tarafını yağlıyoruz. Böyle böyle parçalar alıp kızartacağız. Çok güzel, nefis bir hamur kızartması oluyor. İçinde soğanın lezzeti, karabiberimiz var gene lezzetlendirmek için. Ve o tavuk, çok tavuklu bir börek gibi veya bir karın doyurucu bir şey yani. Gayet de karnınız doyabiliyor. Gördüğünüz gibi. İstediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. İsterseniz ortasını delebilirsiniz de. Veya dediğim gibi küçük hamur topları da yapabilirsiniz. Kaşık kaşık dökebilirsiniz. Bu kadar yeterlidir. Çok fazla koyarsak yağımızı soğuturuz ve yağ çeker böyle hamurlarımız, böreklerimiz. Şöyle bir çevirelim. Evet, gördüğünüz gibi böreklerimiz kızardı. Yüksek ateşte pişiriyoruz ki benim ocağım bayağı bir alevi yüksektir, harlı bir ateşi var. Biraz daha kızarsınlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurlarımızın hepsini kızarttık. Tabağı değiştirmek zorunda kaldım. Bayağı bir çıktı çünkü gördüğünüz gibi böreklerimiz. Afiyet olsun. Yeni tariflerimizden haberdar olmak isterseniz kanalımıza takip etmeyi unutmayın. Beni desteklemek için yorum ve beğeni yapabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler.